Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Kanal 32 ekranlarında birebir programıyla karşınızdayız. Hepinizin bildiği gibi 31 Mart yerel seçimlerine artık geri sayım başladı. Biz de Kanal 32 ekranlarında siyasi partilerin belediye başkan adaylarını, il başkanlarını, mahalle muhtarlarımızı, muhtar adaylarımızı sizlerle buluşturuyoruz. 31 Mart yerel seçimleri öncesi ilk canlı yayınımız bugün. Geçtiğimiz seçimlere oranla herkes bunu söylüyor. Biraz adayların geç belirlenmesinden dolayı süreç yavaş işledi. Buna bağlı olarak da tabii canlı yayınlarımız da biraz geç başladı ama bugün itibariyle startı veriyoruz. Canlı yayın startımızı da AK Parti Isparta İl Başkanı Sayın Furkan Cem Er'le birlikte vereceğiz. Bugün konuğumuz kendisi. Biliyorsunuz AK Parti Merkez İlçe Başkanı'ydı kendisi. Daha sonra AK Parti'de bir il başkanlığı süreci oldu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccühleriyle AK Parti Isparta İl Başkanlığı görevine getirildi. Aslında Sayın Başkan kucağında yoğun bir tempo buldu çünkü hemen 31 Mart yerel seçimleri süreci başladı. Aday adaylığı başvuruları, adaylık süreci gibi süreçler vardı. Birazdan kendisinden dinleyeceğiz. Ben öncelikle Sayın Başkan'a programımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk diyorum İsmail Bey. Evet, aslında Furkan Başkan'la AK Parti Merkez İlçe Başkanı iken biz böyle bir planlama yapmıştık. Başkanım bir gün program yapalım diye. Ama il başkanı iken program yapmak nasip oldu. Bugün de öyle bir tevafuk oldu. Öncelikle ben bir kez daha hayırlı olsun diyorum. Hem sağ size olun. Hem de AK Parti camiasına. Az önce de ifade ettiğimiz gibi yoğun bir süreçle başladınız göreve. Şuradan başlayalım isterseniz başkanım. Spartalılar da bizleri izliyorlar. AK Parti'de yeni bir dönem başladı sizinle birlikte. Nasıl bir il başkanlığı süreci oldu orada? Öncelikle ben de ekranları başında bizleri izleyen, izlemeyen tüm Ispartalı hemşerilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. İsmail Bey şöyle, yani biz zaten bu camianın, bu davanın içerisinde büyümüştük yıllardır, emeğimiz var. 2012 yılında gençlik kollarıyla başlamıştık. Daha sonraki kongre dönemlerinde de Osman Zabun il başkanımız atanmasıyla kongre sürecinde partimizin çeşitli kademelerinde görev alarak devam ettik. En son 2 sene önce Sayın o zamanki Merkez İlçe Başkanımız Yasir Primoğlu'nun görevden müsaade istemesiyle genel merkezimizin takdirleriyle il yönetiminden Merkez İlçe Başkanlığı'na atanmıştık. Tabii bir seçim süreci geçirdik. 2 yıl ilçe başkanlığı, Merkez İlçe Başkanlığı evet. görevini yürüttük. Genel seçimleri geçirdik. Belediye seçimleri, 31 Mart seçimlerine de yaklaşırken mevcut il başkanımız Osman Zobun başkanımızdan, vekilimizden sonra Serkan Keskin İl Genel Meclisi Başkanımız atanmıştı. Bu süreçte aday adaylığı sürecinde kendisi de bir takdirde bulundu. Aday adaylığına çıktı. O süreçte boş olan yere Sayın Cumhurbaşkanımızın, genel merkezimizin çalışmaları sonucu görevi bize tevdi oldu. Tabii o süreç bizim için de biraz heyecanlı oldu. Açıkçası bekliyor muydunuz derseniz istiyordum, gönlümden geçiyordu. Ama seçim sürecinde bir merkez ilçe başkanlığı, tekrar biliyorsunuz önemlidir. En büyük ilçe. Merkez önemli. Merkez ilçe başkanlığı. Yani işin kalbi. Isparta'daki tüm sandıkların yarısı, tüm seçmenin yarısı merkez ilçede kolay büyük, bir görev değildir. Büyük bir yüktü. Tekrar burada bir boşalma olmaz gibi düşünüyordum. Fakat devam eden süreçte bir perşembe günüydü, hiç unutmuyorum. Genel merkezimizden bir telefon aldık. Evet. Bölge başkanımız Orhan Başkan ve Erkan Kandemir Teşkilat Başkanımızın yardımcısı aradı. Başkanım hazır mısın dedi. Hazırım başkanım dedim. Neye hazırsın diye sormadın işte dedi. Başkanım siz ne görev verirseniz biz her zaman hazırız dedim. Kendisi de sağ olsun dedi ki akşam saat 12-1 civarlarıydı. Akşam 6 gibi genel merkezde olabilir misin? Olurum dedim. Sizi Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştüreceğiz. Nasip olursa bugün görevi alabilirsiniz dedi. Evet. Tabii başkanım dedim. Hemen tabii dışarıdaydım, çalışma ortamındaydım. Eve geçtim, işte hazırlıklarımı yapmaya başladım. Bir telefon daha geldi. Yani Cumhurbaşkanımızın programı o kadar yoğun ki 2-3 kere değiştirdiler programı. Evet. Aradılar, dediler ki ya başkanım program değişti. Cumhurbaşkanımız İstanbul'a geçecek. Ankara'dan İstanbul'a. Ankara'dan İstanbul'a geçecek. Sizi yarın cuma namazından sonra Vahdettin Köşkü'nde Cumhurbaşkanımızla bir araya getireceğiz. Orada görüşeceksiniz. Yarın İstanbul'da olun dediler. Peki dedik. İşte birkaç arkadaşla görüştük. Bize yol arkadaşı olur musunuz? İstanbul'a gidiyoruz. Onlar da sağ olsunlar seve seve oluruz dediler. Bindik gittik. Ertesi gün işte Cuma'dan önce hazırlandık. Vahdettin Köşkü'ne yakın bir yerde konakladık. Tam çıkacağız Vahdettin Köşkü'ne doğru. Yine bir telefon. Sayın Cumhurbaşkanımızın programı değişti. İstanbul İl Başkanlığı'nda görüşmeleri olacak. Sizi de oraya bekliyoruz başkanım dediler. Peki dedik.
Yani çok biliyorsunuzdur belki aday tanıtım, Şükrü Başkan'ın aday tanıtımının toplantısının yapıldığı Haliç, evet, Kongre Merkezi var Sütlüce'de. Şey de orada, İstanbul İl Başkanlığı da orada. Oraya gittik. İşte 1.30-2 gibiydi saat. Sayın Cumhurbaşkanımız yukarı çıktık. İstanbul İl Başkanlığı'nda beklerken Sayın Cumhurbaşkanımız teşrif ettiler. Hemen 1-2 dakika içerisinde, programı o kadar yoğun ki, 1-2 dakika içerisinde benimle beraber atanacak 3 il daha vardı. Biri Hatay'dı. Hemen ilk bizi çağırdılar. Geçtik. İşte komisyonumuz var, başkanlarımız, Erkan Başkanım var, Orhan Başkanım var, il koordinatörümüz var. Sayın Cumhurbaşkanımızla bir 5 dakikalık sohbet etme fırsatı diyeyim. Benim için gerçekten çok önemliydi. Evet, bize yani, gördü fotoğrafları. Evet, görevi alıp almamaktan öte bu ortamı onunla yaşayabilmek, onun karşısında bir mülakat verebilmek benim için gerçekten önemliydi. Kendisi de görevi bize tevdi etti. Dedi ki yolun açık olsun. Adayınızı da açıklamıştık. Herhalde bir hafta anca olmuştu. Evet, Şükrü Başkan açıklandıktan sonra. Aynen. Siz görevi. Bir hafta kadar anca olmuştu. Adayınızı da açıkladık. Aynı şekilde belediyeyi istiyorum fakat daha yüksek bir oyla bana getirmeni istiyorum dedi. Emriniz başım üstüne Cumhurbaşkanım dedim. Elimizden geleni yapar, sizi mahcup etmeyiz dedim. Isparta'ya selamlarını iletti. Biz de döndük geldik Bismillah diyerek görevimizin başına oturduk. Başkanım, görevinizin başına oturduğunuz zaman 31 Mart yerel seçimleri süreci başlamıştı. Az önce kendiniz de ifade ettiniz. AK Parti Isparta'da mevcut belediye başkanı Sayın Şükrü Başdeğirmen ile yola devam etme kararı aldı. Akabinde yine ilçe seçim, işte ilçe belediye başkanı adayları, belde yine aynı keza. Arkasından belediye meclisi ve il genel meclisi. Bu süreç nasıl geçti başkanım? Yani hani AK Parti açısından aday belirleme süreçleri veya belediye meclisi ve il genel meclisi için aynı şeyleri söylüyorum. Şöyle söyleyeyim İsmail Bey. Yani hani dediğiniz gibi direkt kucağınızda bir seçim buldunuz gibi yaklaşımlar oluyor diğer arkadaşlardan da, evet, eşten de dosttan da. Fakat biz zaten seçimin göbeğindeydik. Yani Merkez İlçe Başkanlığı'nda. AK Parti bir söylem vardır. Bir seçim biter, diğer seçim var. Hazırlıklar başlar. Aynen. Merkez İlçe Başkanlığı'nda da sonuçta merkezden seçilen il belediyemiz merkeze bağlıdır. Merkezden seçiliyor. İki tane beldemiz yine aynı şekilde oranın da belirleme, aday belirleme süreçleri vardı. Fakat sürecin bir kısmı aslında başlamıştı. Nasıl? İl Başkanımız Serkan Keskin başkanlığında belli bir kısmı yürütülmüştü. Belli raporlar hazırlanmıştı. Biz sadece atandıktan sonra genel merkeze komisyona çağrıldık. Kim var bu komisyonda? Efkan Ala Bakanımız, genel başkan vekilimiz. Evet. Yusuf Ziya Yılmaz yerel yönetimler, evet, başkanımız ve seçim işleri başkanımız. Ali İhsan Yavuz'un başkanlığında bir komisyona. İki milletvekilimiz ve il başkanlığı başkanlığında bir komisyona davet edildik. Biz orada çalışmalarımızı gitmeden yapmıştık. Nasıl? En doğru adayları tüm ilçe ve beldelerde, yani biz sadece Isparta denildiği zaman merkezden ibaret veya ilçelerden ibaret değil, tüm beldelerindekine, beldelerine kadar 22 belediyeyi kapsayacak şekilde çalışmalarımızı ilçe başkanlarımızla, belde başkanlarımızla, milletvekillerimizle, mevcut il genel meclis üyelerimizi bile sürecin içerisine dahil ederek çalışmalarımızı yapmıştık. En doğru adayları derken diğer adaylarımız yanlış anlaşma olmasın. Vatandaşın gözünde daha yüksek oy alabilecek. Yoksa biz diğer adaylarımız da birbirinden kıymetli ve aynı şekilde yüksek oylarla kazanabiliriz. Ama bir fazla oyla Cumhurbaşkanımızın karşısına çıkabilmek için ona göre bir çalışmamızı yaptık. Genel merkezimizle, komisyonumuzla görüşmelerimizi yaptık kurulla. Ve daha sonra işte Isparta'ya döndük. Birkaç gün sonra da üst kurula, Sayın Cumhurbaşkanımızın olduğu kurula ifade etti, bizim anlattıklarımızı, ifadelerini kurul olarak görüştüler. Belli bir süre bekledik, biraz uzadı. Bu sürede çok telefon aldık. Aslında uzadı demeyelim. Geçen 2019 seçimlerine göre baktığınızda yaklaşık bir 10-15 gün kadar, evet, sürdü ama. Ama şimdi AK Parti de adaylarını açıklamayınca diğer siyasi partiler de hızlanmadı. Yani öyle bir ondan dolayı bir, evet, şey oldu. Yani şimdi bize çok fazla soruluyordu. Ya başkanım adaylar açıklanmadı, adaylar açıklanmadı filan ama bu süreçte hani aranan yerlerden, diğer ilçelerden mesela adayımız açıklanmadı. Ya dedim ki diğer partilerin, muhalif partilerin adayları açıklandı mı? Yok açıklanmadı ama vatandaş AK Parti'nin adayını merak ediyor. Muhalefet partilerinin adayını merak etmiyor diye söylüyorlardı. Biz de dedik ki bu sefer gerçekten de şöyle bir süreç ilerledi. Sayın Cumhurbaşkanımız büyük bir titizlikle çalıştı. Yani bunu kolay değil ya. Tek tek ilçe ilçe, hani bazen şaşırırlar. Gerçekten ilçelerle alakalı bir raporları kendisi inceliyor mu? Yoksa hani bir yakın çalışma arkadaşları, ekibi mi belirliyor? İnanın Cumhurbaşkanımız hepsine, bütün Türkiye'de tek tek vakit ayırdı.
en doğru, en düzgün, en yüksek oyu alacak adaylar üzerinde bir karar kılındı. Bu tabii bize tebliği biraz dediğim gibi sürdü. İlk etapta diğer 51 ile tebliğ olundu. Daha sonra kalan 30 ile bizlere tebliğ olundu. Biz de sizler de basın, değerli basın mensubu arkadaşlarımız da çok sık aradınız. Ya başkanım, evet, ne zaman belli olacak, ne zaman, hani hiç mi duyum yok falan. İnanın dedim ki, basında gördüğünüz bizim sosyal medya hesaplarımızdan veya benim şahsım olarak, il başkanı olarak açıklamadığım her şey gerçek dışıdır. Çünkü yani, bazen öyle şeyler oldu değil mi? Hani oldu süreç içerisinde. Yani bazı, ben o arkadaşları da, gazeteci arkadaşları da eleştirmek için demiyorum ama yani hoş olmadım. Süreci manipüle etti. Bu sefer diğer aday arkadaşları mesela biz açıklanmıştık da değiştik gibi. Yani ben bunun da bazılarının bilinçli yapıldığını, bazılarında kötü niyet olmadan biraz işte gazetecilik heyecanıyla diyelim, siz daha iyi bilirsiniz, onunla yapıldığını düşünüyorum. Adaylarımız tebliğ olunduktan sonra da kısa bir süre içerisinde biz aday tanıtım toplantımızı hazırladık. Zaten biz şöyle, bize tebliğ gelmeden önce önümüzdeki 3-4 günü sürekli rezervasyon halinde tutuyorduk. Mesela bugün hazır bir şekilde. Tabii. Hazır mesela bir şekilde. Perşembe günü mü? Pazar gününe kadar salonumuz rezerve ediyorduk. Cuma mı oldu? Pazartesiye kadar rezerve ediyorduk. Hani olası bir durumda, çünkü genel başkan yardımcısı veya bakan düzeyinde bir katılımla aday tanıtımımızı yapacağız. Tebliğ olunduktan sonra da hızlı bir şekilde cumartesi günü aday tanıtım programımızı düzenledik. Bütün adaylarımızı, belediye başkan adaylarımızı, belde belediye başkan adaylarımızın güzel bir programla, Hasan Basri Yalçın'ın katılımlarıyla, evet, güzel bir programla kamuoyuna, siz değerli basın mensuplarına, vatandaşlarımıza takdir etmiş olduk. Ondan sonra da SKM açılışı oldu. SKM açılışına geçtik. Tabii bitti mi bitmedi. 2-3 gün içerisinde tekrar bir genel merkezden randevu geldi bize. Çalışmalarınızı yapın. Bütün belediye meclisi ve il genel meclisi adaylarınızı, listenizi hazırlayın. Komisyon halinde Ankara'ya davet ediyoruz. Orada Ömer Çelik Bakanımızın başkanlığında adaylarınız belirlenecek. Daha sonra da genel merkezden bize o belirlenen meclis üyesi adaylarımızın tebliğiyle biz seçim kuruluna teslim edeceğiz. Yani kurumsal bir yapı içerisinde ilerliyoruz. Burada ne sadece il başkanının, ne milletvekillerinin, ne il genel meclis başkanının, ne kadın kolları, ne gençlik kolları başkanımızın deyimleriyle, söylemleriyle değil, Ömer Bakanımızın başkanlığında geniş bir komisyon halinde isimleri belirledik. Tabii burada gerçekten zorlandık. Neden zorlandık? Ciddi bir teveccüh vardı partimize. Hem il genel merkez ilçeden, hem ilçelerden, hem beldelerden. İnanın CV'lere bakmaktan, adayı başvurularını incelemekten ve şöyle bir kriterimiz de var. Biz bunun dışına da çıkamıyoruz. Kadın ve genç kontenjan. Yani baktığınız zaman belki başka partilerde buna çok dikkat edilmez. Ama bizde çok önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız da buna titizlikle dikkat eder. Kadın ve genç kontenjanlarına da çalışarak listelerimizi oluşturduk. Ki şöyle, zorlandık. Niye zorlandık? Mesela Isparta Merkezi için konuşalım yine. Son rakamlarla, artan nüfus sayısıyla, 250 binin üzerinde olmasıyla 37'ye çıktı. Belediye meclis üyesi sayısı arttı, evet. Bir kontenjan, 5 normal meclis üyesi sayısı arttı. 37 tane asıl belediye meclis üyesi yazıyoruz ve yine 37 tane yedek belediye meclis üyesi yazıyoruz. Yani toplamda merkez için bahsediyorum. 74 tane isim veriyoruz. Ya biz başvurular, yani 300'e yakın başvurunun içerisinde, ki başvurmadan da talepte bulunan arkadaşlarımız, değerli kıymetli isimler var. 74 ismi yazıyoruz. Fark ettiyseniz basında son gün salı günüydü sanırım. Diğer partilerin meclis üyesi adaylıkları açıklandığı zaman ben şöyle bir sosyal medyadan arkadaşlar getirdi gördüm. Yani biraz yoğun bir süreçteyiz, çok takip edemiyorum. Bir kağıtta 37 tane ismin 23'ü doldurulmuş. Eksik verilmiş diyorsunuz. Diğer partiler, yani aslı doldurabilecek bir teveccüh yok. Bir vatandaştan bir destek yok. Veya siyasetle ilgilenen, o partiye gönül vermiş arkadaşlardan da belki belli bir şey, hürmet göremediler diyelim artık. Yani diğer partilere bakıyorum, 27 tane yazmışlar falan. Ya biz 37 asıl, 37 yedek, sadece merkez için dediğim gibi. Bütün ilçelerde, Isparta il genelinde, hem il genel meclisinde, hem belediye meclis listelerinde asıl ve yedek hepsini eksiksiz bir şekilde teslim yaptık. Ve bunun devamında bir itiraz süreci, inceleme süreci var.
seçim kurulunun yaptığı ilçe seçim kurulu, il seçim kurulu silsile halinde giden. Buradan bazı problemler oldu. Yazamayacağımız, yazmamız uygun olmadı. Seçim kurulundan bize geri bildirim aldık. Mesela onların da hemen takviyelerini yaptık. Yani tam bir şekilde eksiksiz asıl yedek herhalde Türkiye'de tek dolduran parti AK Parti'dir diye düşünüyorum. Evet. Başkanım, vaktimizi de değerli kullanma adına konulara girelim dedik. Sayın Başkanım'la bugün Isparta merkez başta olmak üzere işte ilçelere de vaktimiz kalırsa onlardan da ufak bahsetmek istiyoruz. İlerleyen süreçler tekrar kendisiyle televizyon programı yapıp ilçelere ve beldelere de özellikle tabii çok yatırımlar var. İlçelere, beldelerde eksikler var, ihtiyaçlar var. Onları konuşacağız. Vatandaşlarımızın merak ettikleri var. Onları konuşacağız. Ben öncelikle Isparta'dan başlamak istiyorum. Tabii Isparta Belediyesi gözler orada. Evet. Tüm siyasi partiler adaylarını, evet, adaylarını belirledi. Muhalefeti, iktidarı. Isparta'da, AK Parti'de Isparta'da mevcut belediye başkanı Sayın Şükrü Başdeğirmen'le yola devam etme kararı aldı. Tabii biz Isparta Belediyesi'nin sizlere yapmış olduğu çalışmaları mutlaka soracağız. Oradan da başlamak istiyorum ben Sayın Başkanım. Siz de uygun görürseniz. Tabii. Yani Isparta Belediyesi neler yaptı? Siz mesela bir vatandaş olarak, bir il başkanı olarak belediyenin hizmetlerinden memnun musunuz? Onu soracağız. İsterseniz oradan başlayalım. İsmail Bey, şöyle oradan başlayalım. Ben şöyle, bu Isparta Belediyesi'nin yaptığı hizmetleri anlatmaya bizim 31 Mart'a kadar ki olan her gün canlı yayına çıksak sizinle bitiremeyiz. Yani o kadar iddialısınız. O kadar iddialıyız. Yani belki bazıları, yani çok büyük projeler de olmayabilir. Yani onlar da var ama yani küçük insanlara dokunan, insanların günlük hayatlarını kolaylaştıran projeler de var. Bunları da anlatmak lazım. Hani öyle bir gene bir programda da Şükrü Başkan'ın da kendisi çıktığında da anlatacaktır. Evet, bizim şöyle daha önceden 20-25 dakika süren bir videomuz vardı. VTR'miz vardı. Belediyemiz tarafından hazırlanan. Bunu dedik, başkanım yani sen tamam çok hizmet yaptın, anlatmak istiyorsun hepsini ama bunu biraz daha kısaltalım. En azından bazı yerlerde daha rahat biz de izletebilelim arkadaşlara filan. Biraz kısaltarak, hızlandırarak bir videomuz var. Eğer arkadaşlar için hazırsa... Başkanım. Benim hazır haberim mı? Yok, siz benden önce... Biz göndermiştik. Bizim tamam. Arkadaşlar göndermişlerdi. Gelen yayın yönetmenimiz hazır olduğunu söyle. İsterseniz izleyelim. Ondan sonra onun üzerinden devam edelim diyorsunuz. İzleyicilerimizden bir 7 dakika onu da izlesinler. Biz oradan ana başlıklar üzerinden bizim dokunmamız gerekenleri... Yani çünkü hep dediğim gibi hepsini konuşma şansımız yok. Biz oradan. Sizinle belli başlı ana başlıkları yine oradan konuşalım. Başkanım bugün benim sunuculuğa gözüktü. VTR izleyelim. Göreve geldiğimizden günümüze her zaman insan odaklı, şeffaf ve sürdürülebilir, katılımcı yönetim anlayışını benimsedik. Tevazu, samimiyet ve gayretle gönül belediyeciliği ilkesiyle sizlere hizmet ettik. Türkiye 100 yılında geleceğin şehri Isparta için yarım kalan ITKM Isparta Meydan AVM'yi, halı, kilim ve sergi salonu ek inşaatını, yeni otogar alanı inşaatını tamamladık. Kötü koku sorununu bitirdik. Mehmet Döngü Alt Geçidini, Yeni Müftülük Camii Otoparkı'nı, İstiklal Mahallesi Yeraltı Otoparkı'nı, 30 kilometre bisiklet yolunu, Adliye Batı Kampüsü Bulvarı'nı, Üniversite Doğu Kampüsü Şehir Merkezi Bulvarı'nı, Tren Garı Bölgesi yolunu, Yeni Zabıta Kavşağı Gölcük Yolu Bulvarı'nı, kapalı ve klimalı durakları, engellilerin kullanımına uygun yaya üst geçitlerini, sağa dönüşlerde transit geçişleri, 350 kilometre asfalt, 490 bin metrekare begonit ve kilit taşı, 120 bin metre bordür taşı, 57.936 metre kanalizasyon hattı, 40.120 metre yağmur suyu hattı, 80 bin metre içme suyu hattı, 6.290 adet yağmur suyu ızgara montajını, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet Binası'nı, Zabıta, Temizlik ve İtfaiye Müdürlüğü Hizmet Binası'nı, Penişleri Müdürlüğü Hizmet Binası'nı, IAŞ önü 6 adet iş yeri yapımını, Valilik Arkası Üretici Kadınlar Pazarı iş yerlerini, şehrimizin 450 noktasında depremin zemin etüdünü, yeni Isbaş BİMS Blok Fabrikası'nı, İSKİM Yapı Kimyasalları Fabrikası'nı, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Hayvan Hastanesi'ni, Fatih Mahallesi Spor Kampüsü'nü, Emre Mahallesi Spor Kompleksi'ni, 20 adet gece aydınlatmalı semt sahasını, Şehit Burhan Açıkkol Ortaokulu'na kapalı spor salonunu, İMKB Lisesi'ne kapalı spor salonunu, Davraz Mahallesi Gençlik Merkezi'ni, Vatan Mahallesi Gençlik Merkezi'ni, Fatih Mahallesi Siber Isparta Gençlik Merkezi'ni, şehrimizin şehir terası,
yeni cazibe merkezi Kirazlıdere'yi, Kirazlıdere'ye cam seyir terasını, Kirazlıtepe Kafe Restoranı, Kirazlıtepe Kapalı Otoparkı'nı, Kirazlıtepe Ziplin Tesisini, Millet Bahçesi'ni, 100. Yıl Millet Bahçesi Camii'ni, Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirevik Alanı'nı, Akkent Mahallesi Sosyal Tesisini, Ayaz Manavatan Sosyal Tesisini, Çünür Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'ni, Mehmet Tönge Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'ni, Binbir Evler Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'ni, Davraz Mahallesi Çarşamba Kapalı Pazar Yeri'ni, Kadın Konuk Evi'ni, Kavaklı Camii Düzenlemesi'ni, Mimar Sinan Camii Düzenlemesi'ni, Anadolu Mahallesi Camii Düzenlemesi'ni, Kur'an Kurslarını, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza evlerini, Sütçüler Çandır'da orman yangınında zarar gören 10 evin tadilatını, 7 evin sıfırdan inşasını yaptık. Tarihi Üzüm Pazarı'nı, Tarihi Damgacı Sokağı, Ayap Ayana Kilisesi'ni, Kaymakkapı Meydanı'nı, Matbaalar Çarşısı'nı, Gülcü Mahallesi Meydanı'nı, Ulu Camii Çevresi'ni, İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni, Atık Su Arıtma Tesisi'ni, Cami Avluları ve Tuvaletlerini, Mahalle Sosyal Tesislerini, Köprüleri yeniledik. Türkiye Harp Mahallelu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hizmet Binası'nı, Gül Kokulu Çınarlar ve Fakona Yaşlı Destek Merkezi'ni, 25 adet yeni park ve yeşil alanı, 44 adet çocuk parkını, Muhtarlar Derneği ve Muhtarlık Ofislerini, Gelin Müdürlüğü ödeme noktalarını, 63 adet iş makinesi ve hizmet aracını, su altı arama kurtarma timini, ıslak timini, akaryakıt istasyonunu şehrimize kazandırdık. Vatandaşlarımızı e-belediye, e-imar, e-ruhsat, kent rehberi uygulaması, hasta yönetim bilgi sistemi, hafriyat yönetim bilgi sistemi, SCADA sistemi, coğrafi bilgi sistemi, dijital arşiv sistemi, elektronik belge yönetimi sistemi, canlı nikah yayını, kent kart uygulaması, 6 noktada haftalık 1500 dakika ücretsiz Wi-Fi hizmetini, mezarlık bilgi sistemi, MEBİS, Isparta'mızı dijital ikiz uygulamasıyla, Dere, Yeniçe, Doğancı, Keçeci, Emre mahallelerinde girilmeyen sokaklardaki konutlarımızı doğal gazla, Çünür ve Fatih mahallelerindeki küme evleri doğal gaz, kanalizasyon ve altyapı hizmetleriyle, Ayazmana Mahallesi Minas'ın küme evleri kanalizasyonda doğal gazla, Sidra Mahallesi küme evleri içme suyuyla, merkez köylerimizi doğal gazla, gençlerimize ve vatandaşlarımızı kitap fuarlarıyla, Gül'ün dünyadaki merkezi Isparta'yı Gül festivalleriyle, Ispartalı hemşehrilerimizi Ramazan ayı iftar ve etkinliklerle, vatandaşlarımızı kültür ve sanat etkinlikleriyle, gençlerimizi yaz spor kurslarıyla, gençlerimizi ve girişimcilerimizi Siber Isparta Gençlik Merkezi ile buluşturduk. 15 megawattlık güneş enerjisi santralini, 5000 metreküplük metan gazı depolama alanını, 1. sınıf atık getirme merkezini, geri dönüşüm evini kurduk. Yol üzerinde kalan evleri, metruk binaları, kavşaklardaki adaları, 50 yıllık altyapı sorunlarını ortadan kaldırdık. 1002 TOKİ konutu sözümüzü, Isparta Sporumuza takım otobüsü sözümüzü, halk otobüslerimize araç park yeri sözümüzü, kamyon garajı tır parkı sözümüzü yerine getirdik. Aile Sağlığı Merkezimizde vatandaşlarımıza 1. basamak sağlık hizmeti, psikolojik danışmanlık, diyetisyenlik hizmeti, sağlıklı beslenme danışmanlığı, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi, evde öz bakım hizmeti, yaşlı destek hizmeti, hasta nakil hizmeti, engelli nakil hizmeti, elektrikli hasta karyolası, engelli koordinasyon merkezimizde engellilerimize, engelli rampası, kılavuz yol yapımları, evde bakım hizmeti, tekerlekli engelli aracı, ateş ölçer, konuşan saat ve tansiyon aletleri, beyaz baston, işitme cihazı, engellilerimizin evlerinde düzenleme çalışmaları, gıda ve giyim bank uygulamamızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza fakir aile maaşı, asker aile maaşı, afet ve hastalık yardımı, her kış kömür yardımı, temel gıda ve giyim yardımı, çocuklara bayramlık yardımı, yeni doğan yardımı, kırtasiye yardımı, yemek yardımı, glütensiz gıda paketi yardımı, yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza yönelik evlerinde kurban kesim hizmeti, ısmekle geç ve yetişkinlerimize kurs hizmeti, belediye eğitim kurumlarıyla LGS ve YKS kurs hizmeti, IBKM kütüphanemizde gençlerimizin ders çalışmaları, gençlerimize gençlik otobüsürü, çocuklarımız için mobil çocuk oyun treni, IBKM ile şehrimize kültür ve sanat faaliyetleri hizmetini verdik. Gökçay Bölgesi'ne Engelsiz Yaşam Merkezi'nin, Sanayi Mahallesi'ne Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nin, Fatih Mahallesi'ne Amatör Sporcu Evi'nin, 310 bin metrekarelik yeni mezarlık alanının, Modern Evler Mahallesi Sosyal Tesisi'nin, Gül Evler Mahallesi Sosyal Tesisi'nin yapımına devam ediyoruz. Mevcut otogar alanına Şehir Kütüphanesi Öğrenci Yaşam Merkezi'ni, Işıkkent Mahallesi'ne Huzur Evi'ni, Çünür Tepesi'ne Millet Bahçesi'ni, Mini Isparta'yı, Aya Yorgi Kilisesi restorasyonunu, İmam Hasan Sokak sağlıklaştırmasını, Kırmızı Taş Bina restorasyonunu, Beyaz Taş Bina restorasyonunu projelendirdik. Bugünü değil, geleceğe inşa ediyoruz parolasıyla çıktığımız yolda biz büyük bir aileyiz.
biriz. Birlikte geleceğe güzel bir iz bırakacağız. Şükrü Başdeğirmen, Isparta Belediye Başkanı. Evet sevgili izleyiciler, birebir programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz AK Parti Isparta İl Başkanı Sayın Furkan Cem Er. Isparta Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları anlatmadan önce bunu bir izleyelim dedi bize. Biz de izledik, 7 dakikalık bir videoydu. Bunu da ilk kez televizyondan gösteriyoruz galiba. Ben de öyle, evet. Arkadaşlarım da öyle söyledi. İlk kez Ispartalılar burada izlemiş oldular bunu. Şuradan başlamak istiyorum bence. Buradan girmek lazım konuya. Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi. Yeni ismiyle Meydan AVM. Isparta'nın kalbinde 25 yıldır yılan hikayesine dönmüş bir yerdi. Yani 6 dönem 4 belediye başkanı gördü ve tamamlanamadı. Her seçim döneminde bir numaralı gündem maddesi Ticaret ve Kültür Merkezi. Biz her zaman gazeteciler için, bizim için büyük bir malzemeydi. Yani sürekli İTKM yılan hikayesi ne zaman bitecek? Seçim dönemlerinde işte bitiyor, bitecek denildi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de seçim döneminde diğer adaylar gibi buranın açılması için söz vermişti. Ve göreve geldikten sonra biz de gazeteciler olarak takip ettik. Buranın açılması için çok büyük bir mesai harcadı. Yani Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi şöyle hatırlıyoruz. O dönemki röportajlarımızı, yani biraz geçmişi çabuk unutuyoruz da biraz hatırlatmak istiyorum. Röportaj yaptığımızda Ispartalılar, Isparta'nın en büyük sorununun ticaret ve kültür merkezi olduğunu söylüyordu. Bunu sadece kent merkezinde orada yaşayan insanlar değil, Dere Mahallesi'ndeki de söylüyordu, Davraz Mahallesi'ndeki söylüyordu. Burayı bitirenin heykelini dikeriz. İşte burası bitsin de nasıl biterse bitsin deniliyordu. Ve gelecek belediye başkanı sadece İTKM'ye bitirsin, başka bir şey istemiyoruz. Çünkü şehrin ortasındaki cenaze kalksın deniliyordu. Ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen göreve geldikten sonra hakikaten meclis üyeleriyle birlikte, partisiyle birlikte bu iş için çok yoğun bir mesai harcadı. Ve İTKM'deki yılan hikayesi bitti. Hani arabanın arkasına yazıyorlardı aşkımız İTKM, evet, gibi, evet, iş bitmesin diye. İTKM bitti ama onların aşkları iş bitmesin. Neler söyleyeceksiniz başkanım? Bugün 1800 kişiye ekmek götüren, ekmek sağlayan, istihdam sağlayan bir yere dönüştü. Evet. Şimdi şöyle İsmail Bey, dediğiniz gibi 25 yıllık bir mazisi var. Biz sizinle akran sayılırız. 37, evet, yaşındayım. Eskiden de tanışıyoruz. Evet. Yani ben orada çocukluğumda o balık haliyi, işte oradaki arkada nalburlar, sobacılar falan, hep orada bir vaktimiz geçmişti. Fakat o yıkılıp, yani şöyle diyeyim, 2004'te AK Parti belediyeciliğiyle rahmetli Hasan Başkan'la başladığımız zaman orada bir proje geliştirip yıkıldıktan sonrası bugüne kadar, Şükrü Başkan'la yapılıp teslim edildiği güne kadar hiç hafızamda yok. Çocukluğumdaki bir balık halinin olduğu yer var. Fakat daha sonra orası dıştan sadece işte bariyerlerle, panolarla kapatılmış. İçerisinde ne olduğunu bilmediğimiz, ne yapıldığını bilmediğimiz bir hale geldi. Şöyle söylemek istiyorum. Rahmetli Hasan Balaman burayla ilgili ciddi İstanbul'da, büyük şehirlerde olmayan döneminde 2004 yılında Isparta'da orta ölçekli bir ilde ciddi bir proje başlattı. İçerisinde işte camisinin olduğu, meydanların olduğu, AVM'lerin olduğu, kültür merkezinin olduğu ciddi bir sosyal alan içeren bir proje başlattı. Ve bu projeyi yaklaşık kendi döneminde başlattıktan sonra 3 yıl içerisinde diyelim ortalama, burayı %80'ler seviyesine getirdi. Ve seçimden eğer kazansaydı, inanın burada yaklaşık 10 yıllık, 15 yıllık bir kaybımız olmazdı. Yaklaşık bir sene içerisinde de tekrardan bitirirdi. Ama nasip olmadı diyelim. Belediyeyi kaybettik. İşte Yusuf Başkan dönemi başladı. Tabii bazı hukuki süreçler işledi burayla alakalı. Süreç biraz uzadı. Ama yine nasip bitirmek, burayı teslim etmek, Ispartalı'nın hizmetine sunmak biz AK Parti ailesine nasip oldu diyelim. Şimdi ITKM ile alakalı zaten belli başlı gündem maddelerimiz var. Konuşuyoruz, anlatıyoruz ama ben bazı bilgiler vermek istiyorum. Tabii. Şimdi ITKM'de burada biraz cevap da vermek istiyorum açıkçası. Bizim belediyemize ait 72 adet dükkanımız var. Hani bazı şeyler söyleniyor. Şimdi söyle, satıldı deniliyor da ondan dolayı, evet. Yani, siz ona cevap veriyorsunuz şu an. Evet, şöyle söyleyeyim. Satıldığına dair tek bir belge koysunlar önümüze.
Hani bir şey söylüyorsanız bunu belgelerle, resmi evraklarla ispat edin. Yani zor bir şey değil. Hani gidip tapu müdürlüğünden veya belediyeden alamıyorsanız benim yanıma gelsinler. Ben gideyim. Benimle beraber gelsinler. Tapudan alınıyorsa tapudan, belediyeden alınıyorsa belediyeden, gidelim beraber. Kim iddiada bulunuyorsa böyle bir iddiada alalım. Biz söylediğimiz zaman, yani bir resmi evrak getirin dediğimiz zaman Sayın Belediye Başkanımız Şükrü Başkan şöyle söyledi: haber ortasında beraber yaptığımızda 72 adet dükkandan bir tanesinin satıldığını ispat etsinler. Görevimden affım isteyeceğim. Peki onlar adaylıktan çekilecekler mi ya da özür dileyecekler mi dedi. 10 gün içerisinde soruyorum dedi. 10 gün geçti. 10 gün geçti. Hiçbir resmi evrak yok. Yok. Hiçbir kuruma bir başvuru, buradaki satış var mı diye bir başvuru yok. Tamam. Şükrü Başkan sözünde durdu. Kimse bir şey diyemedi. Peki biz onlara bir iddiada bulunduk. İspat edemezseniz çekilir misiniz? Kimse veya özür dilemez, özür diler misiniz dedi. Kimse de ses yok. Özür dilemek de yok. Yani bazen siyaset yapıyoruz. Elbette bir yarış içerisindeyiz. Eleştirilerimiz olacak, birbirimize söyleyeceklerimiz olacak. Ama bir siyasi nezaketi de korumak lazım diye düşünüyorum İsmail Bey. Yani bir çamur atalım, izi kalsın. Veya işte buradan bir açık bulalım, eleştirelim. Bunların olmaması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bizim burada belediye meclis üyelerimizin tamamı büyük bir riske diyelim. Ama biz bunu şöyle Sayın Cumhurbaşkanımızla, bakanlarımızla, milletvekillerimizle istişare ederek, belediye başkanımızın başkanlığında, meclis üyelerimizle bir riske giriyorlar. Evet, bir risk var mı? Var. Ama biz devletimize güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz? Devletimize güvenerek meclis üyelerimizle beraber buranın tamamlanmasıyla alakalı TMSF ile bir protokol imzalandı. Bir anlaşma sağlandı. Bu anlaşma neticesinde de gördüğünüz üzere yaklaşık 2-2,5 yıl içerisinde, önce tabii gelir gelmez ilk Kadir gecesinde, mübarek günde bir caminin açılışı oldu. Arkasından kültür, merkezi. Kültür merkezinin konferans salonlarının açılışı oldu. Kısa bir süre içerisinde de hızlı bir şekilde Meydan AVM ismiyle komple dükkanların bir açılışı oldu. Şimdi mesela benim ben de biraz eleştiri yapayım, en dikkat çeken. O zaman o dönemde belediye meclis üyeleri, muhalif belediye meclis üyeleri diyeyim, diğer partilerin belediye meclis üyeleri burada bu konuya itiraz ettiler meclis gündeminde ve bu sözleşmeyle alakalı meclis kararlarına imza atmadılar. Biz Allah'ın izniyle yeterli çoğunlukla kendimize güvenerek, belediye başkanımıza güvenerek, arkadaşlarımızla beraber aldığımız grup kararıyla işi ilerlettik, bu haline getirdik. Peki açılış günü yapamazsınız, edemezsiniz, bitiremezsiniz. İşte meclis üyelerimize karşı bazı, yanlış anlaşılmasın, tehdit diyeceğim ama hani hukuki tehditler diyelim. Bu tip tehditlerle vazgeçirmeye, korkutmaya çalışan arkadaşlar, açılış günü baktım en önde, yani muhalif parti başkanları diye, yani gurur duyduk geldiklerinden de ama en önde baktım kurdele kesiyorlar. Yani dedim ki o zaman biz ne kadar doğru, ne kadar güzel, Isparta'ya ne kadar faydalı bir iş yapmışız. O arkadaşlar bile o eleştirilerine rağmen, yapamazsınız demelerine rağmen, muhalefet şerhleri koymalarına rağmen o gün açılışta bizim yanımızda yer aldılar. Onlara da gene de teşekkür ediyorum buradan da. Şimdi genel devam edelim. Gecikme cezaları vardı burada. Hani buradan zehirnamelerden doğan süreç içerisinde yaklaşık herhalde tam emin değilim ama 4-5 tane zehirname vardı gibi hatırlıyorum. Buradan doğan bazı alacak hakları vardı Isparta Belediyesi'nin. Bunların rakamlarını ben resmi olarak öğrendim. Onları da size açıklıyorum. Gecikme cezalarından zehirnameyle, sözleşme gereği ilerlemesiyle 17 milyon TL bir alacak vardı. Tahsil alacak var demiyorum artık, alacak yok. Tahsil yani, edildi. Tahsil edildi. Tahsil edildi. Gecikme zammından 17 milyon lira tahsil edildi. Evet, sözleşmeden. Gecikmeden dolayı mahrum kalınan kira alacakları var Isparta Belediyesi'nin yine. Bunlar da yaklaşık 5 milyon 800 bin TL tahsil edildi. Belki rakam size yani hani çok da değilmiş diye gelmesin aklınıza. Yani bu hukuki süreçteki zaman duruyor biliyorsunuz bu tip işlerde. Yine buradaki şöyle biraz da Isparta'nın ekonomisine de katkısı bunun çok önemli. Nasıl diyelim, şöyle yaklaşık burası 15 yıl önce açılsaydı şu anda burada 1800'ün üzerinde istihdam var İsmail Bey. Peki burası 15 yıl önce açılsaydı bu 1800 kişi 15 yıl boyunca buradan eşine, dostuna, ailesine, evine, gelirini elde etse, bir ekonomiye
iş imkanı sağlanmış olsa, ekonomik gelirini sağlamış olsa iyi değil miydi? Gayet iyi olurdu. Yani buna engel olanları bunun vebalini nasıl ödeyecekler? Isparta'ya bu borçlarını nasıl ödeyecekler? Onu da bilmiyorum. Ki yine ihtiyaç mıydı böyle bir AVM? Yani şu şekilde ihtiyaç birçok kültürel alandan dolayı zaten eksiği Isparta'nın eksiğini tamamladığı gibi aldığımız yine rakamlara göre baktığımız zaman hafta içi 25 bin kişi ziyaret ediyor İsmail Bey burayı. Günlük. Hafta içi günlük. 25 bin giriş var içeriye. Hadi biraz da çalışan girdi. Bir iki kere girdi çıktı da. Hani giriş sayısı 25 bin. 20 bin olsun. Hafta sonu 48 bin kişi. Isparta nüfusunun yaklaşık merkezin 5'te 1'i. Ziyaret yapıyor. Büyük rakam. Günlük rakamlar bunlar. Evet. Yine büyük bir biliyorsunuz kültür sineması artık pek kullanılabilir. Yok, kültür sinemamız vardı eski. Evet. Yani çok kullanılabilir orada aslında eskiden büyük programları, konferansları, tiyatroları orada yapardık ama süreç içerisinde çok kullanılabilir bir durumda değildi. Yine orada açılan iki tane büyük salonumuz var. 700 kişilik ve 350 kişilik olmak üzere. İnanın sırada tüm Türkiye orada bir program yapmak için. Ne bu? Yani tiyatro. Evet. Bir etkinlik, bir konser için. Ve buradan belediyemiz yeter ki bu sosyal, kültürel aktivite olsun diye buradan bir gelir elde etmek yerine sadece salonun kullanımından doğan kaynaklı işte ne bileyim elektriğiydi, daha sonra çıkan temizliğiydi falan filan gibi işlerden dolayı 2000 lira İsmail Bey. Eğer istiyorsanız yarın biz 2000 liraya kiralayalım, ikimiz orada çıkalım. Müzik aleti çalıyor musunuz? Kendimiz konser verelim yani bu kadar. Program yaparız başkanım. Program yapalım. Öyle yapalım. Halk canlı yayını bir gün orada. Halka i̇nşallah, açık yapalım. İnşallah yapalım. Katılımcılar televizyondan değil oradan izlesin. O güzel olur. Güzel dediniz, doğru. Yani içerisinde yine belediye başkanımızın fuar alanı gibi bir kısım vardı içeride. Orayı da gençlerimize tahsil etti. Kütüphane olarak kullanıyorlar. Kütüphane de var içerisinde. Evet. Kütüphane olarak kullanılıyor. Ders çalışma imkanları var. Çayları orada. Sıcak bir ortam. Hem biraz işte ders ortamında sıkıldıkları zaman AVM'nin içerisinde iki adım atıp 3-5 yere ziyaret edip tekrar gelip derslerine motive olabilecekleri çok güzel bir meydan AVM adıyla ITKM'yi eksiksiz bir şekilde teslim ettik. Bunu AK Parti Belediyeciliği olarak ve Sayın Şükrü Başdemir'in belediye başkanlığında yapmış olmaktan da ben il başkanı olarak gurur duyuyorum ve emeği geçen herkese, dönemin il başkanına, dönemin milletvekillerine, meclis üyelerine, bizim meclis üyelerimizin çoğu değişti bu dönem. O dönemki meclis üyelerimizin de tamamına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Başkanım, burada belediyenin herhalde geçen gün Şükrü Başkan söyledi, belediyenin 70 dükkanı kiraya verildi. Buradan da kira alınıyor. Boş dükkanlar var. Boş dükkanlardan da kira alınıyormuş galiba, değil mi? Öyle bir şey de var. Nasıl, yani belediyenin 72 dükkanı var ya. Tabii şöyle. Bakın biz burayı bir kiralama firmasına verdik. Buradaki dükkanların kiralama firması, yani bir alt kiralama firması. Evet. Her AVM'de var. Teslim ettik. Çünkü yani bu iş profesyonel sürdürülmesi lazım. Tabii. AVM'nin yaşayabilmesi için gelecek markaları seçerek, yani öyle her isteyen istediği yerden istediği dükkanı açsın değil. Bir marka değeri oluşturmak adına. Bir alt kiracıya biz veriyoruz. Onlar da kendileri kiracılarıyla anlaşıp biliyorsunuz ulusal firmalar franchising sistemi üzerinden onlarla görüşüyor. Burada artık belediyenin hiçbir kaybı yok. Neden? Eğer oradaki belediyeye ait dükkan kiraya tutulmadıysa bile biz kiralama firmasına teslim ettik bunu. Oradan zaten biz kiramızı belediye olarak tahsil ediyoruz. Ki yani bu salonda da geçen hafta diğer partilerin aday tanıtım toplantıları yapıldı. İzledik televizyondan. Bu da bizim için bir gurur verici bir şey. Yani biz burada orayı kendimize yapmadık. Tüm Isparta'ya, tüm siyasi partilerin kullanımına açtık. Kimseye de bir rezerv koymuyoruz kullanıp kullanmamaları adına. Bu da dediğim gibi bizim için gerçekten gurur verici. Evet, başkanım İTKM ile ilgili başka söyleyeceğiniz bir şey yoksa diğer bir konuya da geçmek istiyorum. Diğer bir konu yine Isparta, arkadaşlarım uyarıyordu, bir kısa bir reklam vermemiz gerekiyormuş herhalde. Diğer konuya geçmeden önce, tamam. Değil mi Şeref Bey? Kısa bir reklam veriyoruz, arkasından kaldığımız yerden devam edeceğiz.